Bakın burası İran'da gizli bir köy. Şu anda kimse yaşamıyor ama orta çağdan kalma bir köy. Tepeden bile hiçbir şey gözükmüyor. Bugün İran'da Kandovan köyündeyiz. Tebriz şehir merkezinden 1 saat uzaklıkta. Ben buraya gelirken taksi kullandım ve taksi içinde Snap uygulamasını kullandım. Hem daha uygun oluyor hem daha güvenli bir yolculuk yapmış oluyorsunuz. Ve taksi ücreti de uygundu. Yani bir buçuk saatlik yolculuk için toplamda 2 dolar harcadım. Ve şu anda da Kandovan köyüne geldim. Direkt arabadan indiğim noktadan itibaren böyle dükkanlar var. Organik ürün satanlar, kıyafet, eşarp satanlar. Ve çok kalabalık. Şöyle çıkacağız. Merhaba. Merhaba, pardon. Evlere buradan mı çıkıyorum? Öyle. Teşekkür. Bali, Bali. Burayı Türkiye'nin Kapadokya'sına çok benzetiyorlar. Yani uzaktan bana da öyle gelmişti ama buraya geldikten sonra alakasının olmadığını anladım. Şöyle gidelim. Buralar hep ev. Aa, burası ahır galiba. Şöyle çıkalım artık. Selamlar. Bir şey söyleyeceğim, ben bile çıkmakta şöyle zorlanıyorum, çok dik. Her yeri dükkan yapmışlar. Selamlar. Selamlar. Çıkmaz sokak. Türkçe biliyor musunuz? Biliyorum ben. Ben çıkmaz sokak. Nereye gideceğim buradan? Şöyle. Yok. Bitti. Bitti. Şöyle o zaman inip şöyle devam edeceğim. Tamam, teşekkürler. Siz halı mı satıyorsunuz? Kilim. Kilim var ha. Bakalım onlara. Kilim var, her zat. Her şey var, kilim var, bal var, pekmez.
تاهین خانم بیا از این پاپوشاشم ببرم پاپوشاشم بافت خودمونه خیلی من شبکه تو خونه بپوشم اولار دا ان تاپوشید ها ال یپم یوندن ها قوی یوندن ne kadar bunlar? Bunlar 50 bin tümen. 50 bin tümen. Ha, bizim pulumuzda 50 bin tümen. Tamam. Tamam, 500 bin riyal. Ha, İsa. Ha. Tamam. Burada el tokşudum. Patikler. Ha. Aa, bunlar ne sıcak tutar böyle? Bunlar da 50 bin tümen. Bunlar da 50 bin. Ha, ha. Bunlar da 50 bin. Bunlar da 50 bin. Teşekkür ederim. Bunlar da magnet bu. Magnet. Magnet. Ha? Magnetler ne kadar? O da 40 bin. 40 bin. Ha. Ahan rubası var. Yakçala yapışar. Apar bu yakçalın yüzüne. Yadigari olsun. Ben şimdi şöyle bir köy turu yapayım. Ondan sonra hediyelik alıp gideceğim. Yap. Teşekkür. Şimdi az önceki yerler daha çok böyle dükkan, hediyelik eşya satıcısı olarak kullanılmış. Bu taraflar daha çok ev ev. Yani insanların yaşadığı yerler. Merhaba. Türkçe biliyor musunuz? Türkçe. Buralar otel mi? Buralar otel. Gelip buralarda da kalabiliyorsunuz. Bunlar bildiğin peri bacaları. Peri bacaların içinde yaşıyorlar. Yani Kapadokya aslında benziyor ama bizim Kapadokya'da böyle değil yani. Bu kadar değil. Şöyle çıkayım. Heh. Gel döneceğim dönüşte. Ay bunlar buralar o kadar dik ki yani inanılmaz dik. Merhaba. Kolay gelsin. Türkçe? 15. Türkü var mı Türkçe? Türkçü, Türkçe. Türkçe bilmiyor musunuz? Biliyor. Farsi. Farsi belirtmiştik. Ben Türkiye'den geldim. Türkiye'den. Türkiye'den, ha. Evet. Kolay gelsin. Sohbet edemedik. Şuranın dikliğine bakın ve buradan eşeklerle geçiyorlar, atlarla geçiyorlar. Yani nasıl geçeceğim bilmiyorum. Buradan var mı geçiş? Merhaba. Selam. Selam. Nasılsınız? Necesiniz? Ha, necesin? Necesin? Yaşlısın. Yaşlısın. Yaşlıyım. Bu sorun olur mu? Ha? Bu çekebilir miyim? Ha. Tamam. Onu yok da onu salma şey. Ha, tamam onu de. Ha, buraları böyle bizi ha. Konuşuruz. Eşimi çekme de diyor buraları çekebilirsin. Burası bir ev. Bakın boyumdan şöyle. Yani 1.90 bir insan sığmayabilir zar zor. Yani bir tam 1.90 gibi tavan. Ve çok tatlı mütevazi bir ev. Yani bir tane şöyle bir salon, mutfak ve banyo var. Ben sana yardım edeyim. He? Çok de. Anlaşamıyoruz. Gördün. Hı? Söldün. Gördüm. Mutfak. Mutfak.
Ha. Tuvalet. Ne? Ne? Ha. Hamam. Hamam, banyo. Hamam. Hiç anlaşamadık. Yani vücut diliyle de anlaşamadık. Ama şurada onların dükkanları var. Oraya bakalım. Magneti falan oradan alalım. Burada baharatlar var. Burada da yine obereden var. Burada sanırım bitki suları var. Selamlar. Korktum. Bu oyuna geldik. Gel. Çok farklı bir köy ya. Gerçekten çok değişik yani. Aşırı dik, yokuşlu. İnmesi, çıkması çok zor. Zaten eşeklerle buralarda bir şeyler taşıyorlar. Gelir kaynakları da işte buraya açtıkları dükkanları. Onun dışında işte yün, koyun yününden bir şeyler yapıyorlar. Onları da satıyorlar. Böyle bir hayat. Çok ilginç. Burası da yine bir ahır galiba. Şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Aslında birini bulup oturup konuşmak isterdim ama birini bulamadım. Merhaba. Türkçe biliyor musunuz? Evet biliyorum. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben böyle geziyorum. Gezerken selam vermek istedim. Teşekkürler. Kolay gelsin. İzleyebilir miyim seni? Evet. Tamam. Tamam. Ama Şöyle. Tamam. Tamam. Ha, şunu ver. Ah, bak şöyle. Ha, burası senin evet, evin. Tamamlanmamış. Gireyim mi? Evet. Çok güzel, çok serin.
Aşırı serin. Hepsini elimizle kalmış. Evet. Hadi duyun. Baksana. Sen mi yapıyorsun? Evet. Kendin kazıyorsun. Yerleri sen mi yaptın? Evet. Sen burada mı doğdun? Evet. Güzel bir köy. Ama çok dik. Evet, çok dik. Bir de çok sıcak. Evleri yukarıda. Evet. Ben burada doğmuşum ama asıl evimiz hep Tebriz'de. Tebriz merkezde. Evet. Şurada da var. Ama kışı Tebriz'de oluyoruz. Yazın burada. Evet, yazın. Kaç yaşındasın? 18. 18. Burada insanlar geçimlerini yünden şapka yapıyorlar, çanta yapıyorlar, satıyorlar. Evet. Bal satıyorlar, tereyağı evet. Satıyorlar, öyle kazanıyorlar. Öyle kazanıyorlar. Hiç dükkanı olmayan ne yapıyor? Dükkanı olmayan... Herkesin var mı bir dükkanı? Evet, herkesin var. Herkesin var. Dükkanı olmayan da koyun satıyor. Ha, koyun satıyor. Ha, evet. Doğru. Tamam. Bu tam karmaşlıyor özellikle. Bu benim anam. Ha. Buranın ismi ne? Evet. Van'dan gelen biri koymuş. Evet. Aha, ben bilmiyordum bunu. Yok, o gelmiş. İsmini o koyun. Hı. Öyle söylüyorlar. Evet. Oğlum ne? Daha çıkıyoruz. Evet. Geldik. Evet. Şurası. Yani aşağıdan yukarıya çıkmak tam bir spor. Evet, burası geceyi Kandavan'da geçirmek isteyenler için bir oda. Aa, bayağı güzel. Bayağı güzel. Hoş geldin. Hoş buldum. Bu kadar beklemiyordum. Biraz yoruldum. Televizyon bile var. Salon, mutfak, dolap. Burada yatak. Burası? Burası asıl yer burası. Bir şey soruyorum, çok güzel gerçekten. Burası da bir yatak odası. Tamam dur açma. Oradan açalım. Ay çok güzel. Esiyor da burası. Bu 4 kişilik, kaç kişilik burası? 5? 6 kişilik. 6 kişilik. Ne kadar gecelik? Gecelik... Siz bizim paradan... Sen öyle söyle, ben onu çeviririm. 1 milyon 500. 1 milyon 500 tuman. Riyalle 10 milyon oluyor. 10 milyon yok. Riyal. Riyalla öyle oluyor. Ha. Dolar şurada. Sen ne dedin? Bir... 90 90 dolar. Evet. 90 dolar. 90-100 dolar. Anladım. Bir komple burası için ama değil mi? Yani 6 kişi toplamda. Lirayla da 750 lira. 750 lira.
Lira kaç? 100 dolar değil o zaman. Lirayla 750 ise? Evet. 30 dolar falan yapıyor. Evet öyle. 40 dolar. 6 kişilik bir oda. Kişi başı değil, toplam burası. Toplam. Ama çok güzel. Gerçekten içerisi serin de. Teşekkür ederim. Şunu da. İki manzarası da böyle. İki tane yatak odası var. Hı hı. Şurada oturma odası. Evet. İki yatak odası, oturma odası. Banyo ne taraftaydı? Banyoyu da göreyim. Hah, burada. Evet. Duşu falan her şeyi var. Güzel. Teşekkür ederiz. Tamam mı? Tamam. İsterseniz oturabilirsiniz. Yok teşekkür. Tamam. Gideyim su alayım, su içeyim. Türkiye'den daha uygun. Evet. Türkiye'de çok pahalı. Yani 6 kişilik bir odanın fiyatına 1 kişilik oda veriyorlar. 1 kişilik? Ya evet. 1 kişilik oda fiyatı buranın 6 kişilik oda fiyatıyla aynı. Evet. Biz seni gelmiştik odaya. Van'a gittik. Van'a. Van'da evet otel bulduk. Fiyatı 10 milyon riyal. 10 milyon riyal. Evet. 2 sene önce. 2 sene önce. Normal bir otel odası değil mi? Normal bir otel odası. Anladım. Çok da güzel değil. O yüzden ben senin adresini koyacağım videoya. Tamam. Buraya gelmek isteyenler Tamam. Mutlaka burada konaklasınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. O kadar yoruldum beni oradan oraya götürmek için. Şurada hem duvanın kolle fotoğrafı falan iyi çıkar. Evet. Baksanız. Aa evet. Burada manzara süper. Kaç tane ev var biliyor musun? 283 tane. 283 tane falan yaklaşık. 768 tane de insan yaşıyor. 768 insan. Evet. Küçük tatlı, şirin bir köy. Burada ulaşım eşekle. Yani yük taşımacılığı eşekle. Çünkü çok dik. Çok. İnsanlar her şeyi yukarılara kadar taşımaları mümkün değil. O yüzden eşekle taşıyorlar her şeyi. Eşekle şu dağlara falan gidiyor. Evet. Ne getiriyorlar o dağdan? Dağla koyunları dağlarda olur. Yazı. Onların yanına giderler. Sütlerini sağlar falan. Yani bütün koyunlar o karşıdaki evet. Dağlarda tutuluyor. Alanlarda. Ne yapmış ha? Ben de arkayım onu bağlamışım sana. Tamamdır. Teşekkür ederim. İnelim oraya. En çok ne zaman turist geliyor buraya? Yazdı. Yaz. Evet. Yazın. Buranın mevsimi yaz ama çok sıcak. Kışın nasıl oluyor? Kış. Çok kış mu soğuk oluyor? Kar ya. Soğuk. Bayağı soğuk olur. Kar, çok kar ya. Tamam, kar yağar. Bana göre soğuk odur. Evet. Şimdi bunun adı neydi? Bunun adı biz gurut diyeyiz. Gurut. Bu peynir gibi bir şey değil mi? Evet, peynir. Ekşi peynir, çökelek gibi. Evet. Ve bunu çorbalara koyuyorsunuz. Bunu çorbalara koyuyoruz. Ne fıstığı? Hiç anlamıyorum ya. Bunlar fıstığı. Ceviz miydi? Ceviz. Evet.
Ne kadar böyle bu ceviz? Ne ceviz? 200 tümen. Tümen. 200 tümen. Ne kadar isterseniz veririz. Şunlar neredeyiz? Kuru kayısı. Evet. Şunlar Nutella. Ne çikolata sandı? Çikolata, Nutella. Nutella. Bu ne kadar böyle bir şeyi? Böyle o kavanozu. 170 riyal. 170 evet. Bin tümen. Tümen. Tamam. O da öyle. Bu ne reçel bu? 1 kilo şunlar. Hı hı. Bu nedir? O da aynı. Bu beyaz çikolata. Evet, beyaz çikolata. Vallahi bayağı lezzetli görünüyor bu. Hı? Var. İsterseniz. Olur. Olur. Şimdi bakın arkadaşlar, burası Kandovan köyünün girişi. Köye buradan giriyorsunuz, dümdüz ilerliyorsunuz. Genelde çoğu insan, çoğu turist sadece Kandovan'a gelir. Burada birazcık gezer, ondan sonra gider. Evet, Kandovan farklı bir yer. Gördüğüm iyi oldu ama böyle uzun uzun orada vakit geçirebilecek bir şey yoktu yani. Hani evleri gördüm, insanları gördüm. Birkaç kişiyle sohbet ettim. Ondan sonra tamam, artık benim için iş burada bitti. Ve ben yakınlarda buraya böyle 20 dakika yürüme mesafesinde bir yer görmüştüm. Google haritalar incelerken böyle tesadüfen bulmuştum onu da. Orada da böyle yer altında yanmış evler görmüştüm ve turistik değil hiçbir şekilde. Yani ben kimsenin gittiğini görmedim oraya. O yüzden şimdi birlikte şöyle şu yoldan güneşin altından ilerliyoruz. Afrika'da yürüdüğüm zamanlar aklıma geliyor. Özlüyorum o zamanları. Ama bunu İran'da yapamam. Üzgünüm. Bunu benden isteyen bir kişi olmuş da bana mesaj atmıştı. Öyle videoların, sohbetlerin daha çok hoşuma gidiyordu. Buna devam et diye. Ama İran'da gerçekten yani Afrika daha böyle, tamam orası da çok sıcaktı ama etrafta sürekli bir yeşillik vardı. Burası tamamen çöl iklimi arkadaşlar. Anlamsız bir şey olur. Bir de bilemiyorum. Çevrede böyle sürekli aynı temayla yürümek ne benim ne sizin, kimsenin hoşuna gitmez. Şöylece 20 dakika boyunca yürüyeceğiz bu yoldan. Burası ne? Burası da bir ev. Özel bir ev sanırım. Köyün girişinde. Herkesten, insanlardan uzak. Kandovan sınırları içerisinde, yani o herkesin gittiği peribacalığı yerin yanında, dibinde. Google'da sadece bir tane bilgi bulabildim ben burayla alakalı. Onda da küçük bir paragraf, yani onun dışında hiçbir bilgi bulamadım. O yüzden birilerinin bildiğini de zannetmiyorum. Zaten burası gizli olması amaçlanan bir yermiş. Yani isme bile hile var. Hile var, gizli demek galiba. Yani şu yoldan geçen insanların dahi göremediği o köy, yeraltı köyü Kandovan'dan daha çok ilgimi çekti. Yani az önce gittiğimiz yerden. Gerçekten bakın, buraya çıkana kadar görmediğim, göremeyeceğim bir yer. Haritayı açmasam da göremezdim. Wow. Tarih kokuyor ya. Yani gerçekten diplerine girene kadar asla göremiyorsunuz. Tesadüfen bulmasam ben de göremezdim. Böyle mağara evler.
Muhtemelen burası ateş yakmak için. Şuradan da bir baca var. Şu tarafta. İnanılmaz ya. Çok güzel bir ev ya. Yani şunu söylemek istiyorum. Dedim ya, sadece bir tane yazıya denk geldim. O da bir paragraf. Orada da şunu söylüyorlardı. Bazı evler kelebekler. Bazı evler bunun gibi, bu olduğunu düşünüyorum onun. Hem gün batımına hem gün doğumuna göre konumlanmış, böyle pencereleri falan, kapıları. İşte buradan da burada yaşayan insanların aslında Mitra inancına sahip olduğunu anlıyorlar. Mitra inancı, Pers kökenli Mitra tanrısı, yani evreni kontrol eden güneş tanrısı. O yüzden onlar için ışık ve gün doğumu, gün batımı çok önemli olaylar. Zerdüştlük dininde, ya zaten Zerdüştlükten önce bu coğrafyada görülen bu din daha sonra Zerdüştlükle devam ediyor. Mitra zaten çok gizemli bir din. Yani bakar mısınız? Bu inançlı insanların yaptıkları köylerden bile gizemlerini tahmin edebiliyoruz. İnternetteki o yazıda buradaki evlerden anlaşıldığı üzere insanlar hayvanlarıyla birlikte yaşıyorlarmış. Yani belki de şurası hayvanlar için bir alandı. Şurada kendileri yatıp kalkıyorlardı. Burası da yine hayvanlar için. Nasıl ama? Bayağı iyi. İnsanlar beni gördükten sonra durup gelmeye başladılar. Gerçekten de hepsi güneşe göre konumlanmış. Bu arada bu Mitra tarikatından insanların yaşadığı, burası yanmış. O yüzden burası terk edilmiş. Yani Kandovan taraflarına, şu ileri taraflara taşınmış insanlar ve burası terk edilmiş olarak kalmış. Turistik değil. Hatta kimsenin bilmediği bir yer. Yani gerçekten haritada bile böyle en dibine kadar girene kadar çıkmayan bir yer. Ama yani eğer videoma rastlarsanız ve Kandovan'a gelirseniz o peri bacalarını görmeye, burayı da mutlaka görmeye gelin. Yani benim ilgimi burası oradan daha çok çekti. Çünkü buranın tarihi bambaşka bir olay. Şimdi Tebriz'e doğru geri dönüyorum. Bir tane aile, o yanımda gelen aile. Onlarla beraber gidiyorum. Burada arkada oturuyoruz çocuklarla. Öyle. Hoşçakalın.